أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli hocalarımın, abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kulun gökte bir namı vardır. Eğer gökteki namı güzel olursa yerde de ona güzel bir nam verilir. Eğer gökteki namı, şöhreti, ünü çirkin olursa yerde de ona çirkin bir şöhret, nam verilir dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadis Taberani'nin Mu'cemul Efsad eserinde geçmektedir. Şimdi ben kendi nefsime, Allah için siz de kendi nefsinize sorun. Sema ehli tarafından sevgi duyulup onlar arasında hayırlı bir nam sahibi olmak ister misiniz? Gökyüzünün en gizemli yerlerinde isminizin şerefli bir şekilde anılmasını ister misiniz? Düşünün ne olur kardeşlerim. Çok şerefli bir sahne. Çok izzetli bir sahne. Anlamı çok büyük bir sahne. Allah Azze ve Celle'nin itaat üzere yaratmış olduğu temiz meleklerin sizin hakkınızda temiz bir şekilde bahsetmeleri. İtaatinizden, ihsanınızdan, cömertliğinizden, fedakarlığınızdan, merhametinizden, infağınızın gücünden. Subhanallah. Yani biraz daha düşünün. Sema ehli bir araya gelmişler. Şu falancanın yaptığını gördünüz mü dediklerinde hani biz de deriz ya, ya anımsayamadım. O kimdi? O sema ehlinin kendi arasında sizi hatırlayamadığı anda şu sözleri söylediklerine ne olur kulak verin. Hani o gece vakitlerinde inleye inleye aziz ve celil olan Allah'a seslenen adam yok mu? Hani o Allah yolunda canını ve malını verme konusunda korkmayan yiğit yok mu? Şimdi Allah için size soruyorum Müslümanlar. Semada böyle anılmak istemez misiniz? Gök ehli arasında böyle anılmak istemez misiniz? O adam ya, vallahi canını Allah yolunda satışa çıkartmış bir adam. Allahu Ekber. Semada böyle anılıyorsunuz. O adam gece alimlerin yaptığı gibi, abidlerin, zahitlerin yaptığı gibi Allah'a yol arayan adam. İstemez misiniz? Ne olur size soruyorum. Subhanallah. Vallahi her bir Müslüman, her bir mümin kadınıyla, erkeğiyle böyle bir şey ister. Böyle bir şeye yönelmeyi arzu eder. Ama bunun aksi de var. Günahlarımızla anılabiliriz. Zinakarlıkla, içki müptelalığıyla, faiz alışkanlığıyla, insanlara zulmetmekle, yalancılıkla, iftirayla, tembellikle, neme lazımcılıkla bununla da anılabiliriz. Şu falancasını gördün mü? Kim o? Şu bebek katillerinin yaptıklarını görmedin mi?
şu bebek katillerinin yapmış olduğu zulme sessiz kalanlar var ya, ellerini avuçlarını onlardan esirgeyenler var ya, dualarında dahi onları unutanlar var ya, zalimlerin, soykarıların, serserilerin, psikopatların eline teslim ettiler ya. Böyle anılmak da var Allah muhafaza. Vallahi değerli Müslümanlar, bu hadis-i şerif bize şöyle büyük bir hakikati hatırlatıyor ve öğretiyor. Semada nasıl anılırsanız arzda öyle zikredilirsiniz. Gök ehli arasında nasıl tasvir edildiyseniz arz ehli arasında öyle tasvir edilirsiniz. Eğer meleklerin muhabbetine, sevgisine mazhar olursanız yer ehlinin sevgisi sizin üzerinize doğru akmaya başlar. Allahu ekber. Bunu yaşıyorsunuzdur da çoğu zaman. Çoğu zaman aranızda mesaisi olmadığınız, hukukunuzun çok gelişmediği, kendisiyle çok fazla bir araya gelmediğiniz bazı insanlar size derler ki, abi ben seni Allah için çok seviyorum ya. Seni şöyle yolda yürürken gördüğümde çok mutlu oluyorum. Marketime alışveriş yapmaya geldiğimde direkt dikkatimi çekiliyor. Dememişler midir? Veya birilerinin yürekleri size kaymadı mı? Soruyorum Allah için. Ya da siz birilerini böyle sevmediniz mi? Yeri geldiğinde hiç oturmadığınız bir insana karşı muhabbet beslemediniz mi? Elhamdülillah. Eğer sema ehli arasında sevilirseniz, bir güzel nama, şöhrete sahip olursanız, yeryüzü ehli arasında sevilir ve o şöhretle anılırsınız elhamdülillah. Ve özellikle de bizi isteriz ki muttakiler sevsin, mücahitler sevsin, muhsinler sevsin, Allah'a adanan kadınlar, çocuklar sevsin, Allah'ı arayanlar sevsin, Rabbim Allah'tır dediğinde tüyleri ürperenler sevsin, Allah için zulme maruz kalanlar sevsin, Allah yolunda koşturanlar sevsin, abidler sevsin. Elhamdülillah. Bu ne kadar güzel bir muhabbettir. Ama size hatırlatırım ha. Allah için siz de sevin. En çok da kimi sevin biliyor musunuz? Garip gurabayı çok sevin. Kimsesizleri çok sevin. Yetim büyüyenleri çok sevin. Anne babanın sevgisinden, merhametinden yoksun kalmışları çok sevin. Hali hatırı sorulmayan, selam verilmeyen, yolda görmezden gelinen adamları çok sevin. Tıpkı birileri nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye sorduğunda insanlar fakirlerin sofrasını ona gösteriyorsa, nasıl ki birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturmak istediğinde miskinlerin meclisinde kendisini buluyorsa, Allah için size sesleniyorum. Siz de garip gurabayı çok sevin be kardeş. Onların ihtiyaçlarını giderin. Onların gözyaşlarını akıttığı toprak siz olun. Onların acılarını, sıkıntılarını dinleyen bir sine siz olun. Ama onlara şunu da Allah için söyleyin ha. Deyin ki mutluluklar sizin olsun. Ben bayram sabahlarının adamı değilim. Hüznün ve kederin adamıyım deyin. Elde ettiğin güzellik senin olsun. Başarılarını hanımınla paylaş. Eşinle paylaş. Annenle paylaş. Evlatlarınla mutlu ol, gül. Ama bir gün derdini ve kederini dökmek istiyorsan o küp benim deyin. O sine benim deyin. Ağlayacağın adam benim deyin. Allah için bunu ne olur yapın. Bencilleşen dünyanın gözünü çıkartırcasına bunu yapın. İnsanlardan kaçan, özellikle menfaat ilişkileri kurup da lan fakirlerden ne elde edeceğim? Garip gurabadan ne kazanacağım? Aman ha, aman bu sesleri işitmeyin. Şeytan kulağınıza fısıldayacak. Şeytanlaşmış insanlar size yaklaşacaklar. Yahu ne kadar enayi bir adamsın. Menfaat için sevilen bir adamsın. Duyma bu vesveseleri. Menfaat için sevilen adam var. Onların senden tek menfaati Allah'ın rızası olsun. Onların senden elde edeceği tek menfaat dertlerinin dinlenmesi olsun. Dert küp ol be kardeşim.
Dert küpü ol. Vallahi okuduğum birçok eserde aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'nin, onların, Allah Azze ve Celle'nin seçtiği şerefli peygamberlerin en çok önemsediği şeylerin garip, guraba, miskin insanların dertleriyle dertlenmek olduğunu gördük. Kim onların derdiyle dertlenirse, kim onların derdini önemserse, Allah o dert sahiplerinin değerini ortaya çıkartır. Sema ehline sevdirir, insanların sinesine sizin muhabbetinizi aşılar, vallahi nakış nakış dokur. Öyle bakarsınız ki birileri gelir, siz garip guraba bir adamsınızdır, işçi bir adamsınızdır, zor geçinen bir adamsınızdır. Birileri gelir sizle tokalaşırken tebessüm eder, sakallarınızı okşar, size muhabbetini bildirir. Siz de düşünürsünüz, bayram değil, seyran değil, neden bu bana böyle yaklaştı? Vallahi bunun bir sebebi, güzel kardeşlerim, yapacağınız salih amellerde gizlidir. Siz bile belki farkında değilsinizdir. Allah'ı öyle bir zamanda memnun etmişsinizdir ki Allah, aziz ve celil olan Allah'tan bahsediyorum ha, yaratan Allah'tan bahsediyorum, öldüren Allah'tan bahsediyorum, dirilten Allah'tan bahsediyorum, yok eden Allah'tan bahsediyorum, cehennem ateşinin sahibinden bahsediyorum, cennetin bütün nimetlerinin maliki olan Allah'tan bahsediyorum. Size isminizi alır, gök ehline ezberlettirir Allah-u Ekber. Gök ehli arasında siz konuşulursunuz. Ya ne yaptım dersiniz arkadaş? Ne yaptım ya, insanlar geliyor, abi seni Allah için seviyorum, kardeşim seni seviyorum. Mesajlarında size sevgi şeyleri atıyorlar, gülücükler atıyorlar. Ne yaptınız? Ben bilmem ama siz de belki farkınızda değilsinizdir ama öyle bir zamanda, öyle bir yerde, halen de Allah'ı öyle razı ediyorsunuzdur ki vallahi Allah, tekrarlıyorum, sizi sema ehline sevdirir, insanların kalbine de sizin muhabbetinizi koyar. Yanlış mıyım? Allah için söylüyorum size. O yüzden hasreten şu genç kardeşlerime sesleniyorum. Onlara nasihat ediyorum. Evlatlarım buradaysa nasihat ediyorum. Vasiyet ediyorum. Allah'ı razı edecek amellerin sahibi olmak için çırpının. Ama nasıl ameller olsun biliyor musunuz? Sen ve Rabbinden başkasının bilmediği bazı amelleriniz olsun. Sen ve Rabbin bilsin. Kimse şahit olmasın. Hanımın dahi şahit olmasın, çocuğun dahi şahit olmasın, baban dahi bilmesin, en yakın dostun dahi tahmin etmekte zorlansın. Lan desinler ki biz bu adamın birçok şeyine vakıfız da ne yapıyor bu adam, Allah böyle razı ediyor desinler. Tıpkı İmam Ahmed bin Hanbel'in arkadaşının dediği gibi, imamın yanında diyor 4 ay kaldım. O diyor geceleri namaz kılar, gündüzleri Kur'an tilavet eder. Ama diyor, bakın dikkat edin, ama bilmediğimiz diyor bazı şeylerin de diyor sahibi diyor. Ne olur şu adam gibi olun. Tarih kitaplarında hikayesi geçmesine rağmen adı sadece ona şahit olanla sınırlı kalan adam gibi olun. Bahsederler, derler ki Mesleme bin Abdülmelik rahimeullah. Kim bu adam? Emevi hükümdarlığının en büyük kumandanlarından biri. Babası halife bir adam. Kendisi idarecilik yapmış. Ama hiçbir zaman idareciliğiyle öne çıkmamış. Allah yolunda cihadıyla nam salmış. Baştan başa dolaşmış. Eskişehir'i almış. Trakya'dan Çanakkale'ye gelmiş. Oradan İstanbul'u kuşatmış. Aylarca kuşatmış. Bizans'ı kuşatmış. Bizans'ı tabir yerindeyse yıllarca rezil rüsva etmiş. Ömer bin Abdülaziz'in emriyle kuşatma kaldırılmış da Mesleme Şam'a geri dönmüş. Anlatılır, derler ki Mesleme bin Abdülmelik'in ordusu bir kaleyi kuşatıyor ama kale düşmüyor. Bir türlü kaleyi indiremiyorlar. Muhasara altında. Aylardır belki muhasara içerisinde. Bir tane yüzü örtülü adam geliyor. Bir mücahit geliyor. Kapıyı kırıyor. Müslümanlara kapı açılınca fetih geliyor arkasından. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle
İslam ümmetinin kırılmaz kapıları olarak gördüğü şeyleri kırmayı içimizden insanlarımıza nasip etsin. Küfrün kırılmaz denilen kalelerinin surlarını delecek, yıkacak, paramparça edecek Allah içimizden yiğitler çıkarsın. Daha sonra Mesleme bir ferman yayınlıyor. O diyor, yüzü örtülü diyor, adam diyor yanıma gelsin. Kim bu adam? Bir gün oluyor, yok. İki gün oluyor, yok. Bir hafta oluyor, yok. Ses yok, seda yok. Kim bu yüzü örtülü adam? Sonra günlerden bir gün biri bir kaleye yaklaşıyor. Diyor ki, ben size yüzü örtülü adamla alakalı diyor bilgi sunmak için geldim diyor. Beni diyor Mesleme bin Abdülmelik'le diyor karşılaştırın. Diyorlar ki, o sen misin? Diyor ki, ben bilgi vermeye geldim. Mesleme'nin huzuruna çıkartıyorlar. Mesleme'ye diyor ki, ben sana yüzü örtülü adam ile alakalı diyor bilgi vereceğim diyor. O kendisini diyor sana sunacak diyor. Ama senden diyor üç şey istiyor. Bunu yaparsan yüzü açık bir şekilde seninle konuşacak. Söyle diyor, ne istiyor diyor. Diyor ki, bir, halifeye diyor göndermiş olduğun mücahitlerin listesinde onun adını diyor zikretmeyeceksin. Demek ki kumandanlar başarılı olan askerlerin, mücahitlerin listesini halifeye sunuyorlar. Böyle yiğit bir adamdı, böyle cengaver bir yiğitti. Canını ortaya koydu tabir yerindeyse. Korkmadı, kaçmadı. Ya bu listede diyor adını koymayacaksın. Tamam diyor. İki diyor, onun peşine diyor hediye vermek için diyor adam göndermeyeceksin. Yani sen büyük hizmetler yaptın. Şimdi sana plaketler sunacağız. Törenler sunacağız. Ama bunu istemiyorsun. Evine dahi diyor ödülünü getirmek için diyor herhangi birini diyor göndermeyeceksin. Bu da diyor kabulümdür. Üç diyor, ona diyor kim olduğunu sormayacaksın. Hangi ailedensin? Hangi haşirettensin? Hangi toprağın mahsulüsün sen? Sormayacaksın. Mesleme diyor ki, tamam diyor. Kabulümdür deyince diyor ki, o kişi diyor benim diyor. Allahu ekber. O yüzü örtülen, senin açamadığın kapıyı açan, omuzuyla tabir edilse paramparça edip de düşmanın kalbine korku salan adam benim deyince çıkıp gidiyor kaleden. Mesleme rahimeullah her namazdan sonra diyor ki, Allah'ım beni diyor yüzü örtülü adamla diyor birlikte kıl diyor. Allahu ekber. Eğer bu dünyada onunla beraber olmak varsa Allah'ım bana onu nasip et. Onunla cenk etmek varsa o şerefi bana layık gör. Onunla beraber ölmek, onunla beraber dirilmek, onunla beraber hesaba gitmek, onunla beraber cennete girmek. Bu duadan ne anlarsanız anlayın. Allah'ım beni diyor o yüzü örtülü adamla birlikte kıl. Amin diyoruz. Allah ikinizi Firdevs cennetinin içerisine alsın. Birbirinize seyrettirsin. Allah Azze ve Celle böyle ümmeti bir araya topladı o şerefli, izzetli, nimet dolu günlerde. Sizden sonra gelen şehitlere, sizden sonra gelen salihlere, ihlas sahiplerine hikayelerinizi anlatın. Allahu Ekber. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. O yüzden gençler, sadece Allah'la aranızda ameller bırakın. Sadece sizin bildiğiniz. Çok basit gelebilir. Çok ufak olabilir ha. Çok ufak olabilir. Sonra birinden bahsedeceğim. Çok ufak olabilir. Hiç önemsemeyin. Ama sizle Allah arasında kalsın. Söz mü? He? Söz değil mi? Sözümüz olsun inşallah. En ufak bir şey de olsa bir şey alışkanlık yapın ama sizle Allah'tan başka kimse bilmesin. Ama birileri duydu. Birileri gördü. Ağızları boş durmadı. Ya dedi, şu Salih abi var ya, maşallah dedi, öyle bir hayır yapmış ki elhamdülillah. Başladı sizi övmeye. Ya şu falanca var ya, ne yapmış duydun mu filan. Başladı size anlatmaya. Ne olacak peki? Gitti mi? Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselama bir adam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, bir kimse bir hayır yapar da halk o hayırdan dolayı onu överse. Başka bir rivayet daha. Diyor ki, yapmış olduğu bu hayırdan dolayı diyor halk onu severse. Diyor, bu adamın diyor hali nedir, bize diyor cevap ver. Hani hatırlarsanız önceki derslerimizde dedi ki, sahabenin soruları iffetli sorular.
Namuslu sorular ha. İnce sorular. Çok böyle derin dokunuyorlar, nazik söylüyorlar. Yani ya Resulallah, tabir yerindeyse karını fazlasıyla erkenden alan bir tüccar gibi biz de hayırlarımızın karşılığı insanların dudaklarından, gözlerinden alırsak, kalplerinden alırsak bizim halimiz ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamcağıza döndü. Dedi ki bu mümin için peşinde de bir müjdedir. Müslim hadisi sahih bir hadis. Bu mümin olan bir kişi için, mümin olan bir adam için peşin bir müjdedir. Neyin müjdesi bu? Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu o ameli razı, hoşnut karşıladığının müjdesi. Neyin müjdesi? Allah Azze ve Celle'nin o amelinin karşılığını kıyamet gününde fazlasıyla vereceğinin müjdesidir. Tabii ki kibirlenmemek. Değil mi? Tabii ki şımarmamak. Tabii ki ihlası kaybetmemek şartıyla. Şöhret sahibi olmak için çabalamayacağız. Allah'ı memnun edin. Vallahi semaz ehli arasında şöhret olursunuz. Allah'ı razı edin gecelerde. Kimsenin bilmediği yerlerde az önce söylediğim gibi şu dünyada bir hatıranız kalsın. İnsanların muhabbeti ve sevgisi size kayacaktır. Bunu da ne olur unutmayın kardeşler. İşte bu akşam insanlığın böyle 7'den 70'e varıncaya kadar abartısız sevgisinin, muhabbetinin kendisine aktığı bir sahabi işleyeceğiz. O da kim? Namı değer Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Niye dedim 7'den 70'e insanların sevgisinin aktığı? Allah için ta İslam'ın başlangıcından şu ana kadar iddia etmiyoruz tabii ki. Diyoruz ki üstüne niyetimiz o, muhabbetimiz ona karşı o. Müslümanların içerisinde %70'inin tanıdığı bir sahabidir. Bakın %70'inin. Yani Çin'den tabir yerindeyse Mısır'a, Pakistan'dan ta böyle Balkanlara varıncaya kadar, Afrika'nın derinliklerinden Asya'nın tepelerine çıktığınız her bir yerde İslam beldelerine, Müslümanların mahallelerine uğrayın ve şu çocuk kadar küçük çocukları alın. Deyin ki yavrum sen Bilal'le alakalı ne biliyorsun? Bilal kimdir? Bilal-i Habeşi kimdir? İnanın her birinin cevabı ortak olacaktır. İslam ümmetinin ilk müezzini kafirlerin şiddetine, işkencesine alay eden yiğit bir sahabi diyecek. Çocuğuna varıncaya kadar. Okuma yazma bilmeyen ümmi kadınlar onlara deseniz ki Bilal-i Habeşi kimdir? Allahu Akbar, Allahu Akbar nidalarını duyduğunda gözlerini, yaşını akıtan o annelere söyleyin. Her birinin cevabı bu olacaktır. Vallahi de sahırlara gidin. Onlara deyin ki Bilal-i Habeşi kimdir? Elleriyle sizlere minareleri göstereceklerdir. Kaya parçalarını tutacaklardır. Onun nasıl bir yiğit olduğunu o şekilde göstereceklerdir. Allah kendisinden razı olsun. Ebeden inşallah. Halbuki gençler düne kadar köle pazarlarında satılan bir adam ha. Köle pazarlarında satılan bir adam. Vallahi gençler İslam olmasaydı, iman olmasaydı, ölüm onu yakalayana kadar izzetten, şereften, mahzun, mazlum bir şekilde hayatını sürdürüp gidecekti. Tarih onu unutacaktı. İnsanlık onu hatırlamayacaktı. Ama bugün vallahi de insanlık tarihi içerisindeki en büyük kumandanlardan daha fazla Bilal-i Habeşi tanınır. Doğru mu üstadım? En büyük devlet idarecilerinden daha fazla Bilal'in ismi vardır. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Peki kimsin sen be Bilal? Sadece köle bir adam mısın? Evet doğrudur. Habeşli, siyah, kuru, kara. Yani insan tanımlamakta tabii haya ediyor da. Ha
Hani çok da sevimli olmayan bir simaya sahip biri ha gençler. Yakışıklı bir adam değil. Daha ilginç size bir şey söyleyeceğim. Sesi de çok gür, güzel bir adam değil. Babasıyla beraber Habeş topraklarından çıkmış, Mekke'nin sokaklarında Cumah kabilesinin kölesi olmuştur. Annesi dahil. Babası vefat eder. Annesiyle beraber Cumah kabilesinin lideri Ümeyye bin Halef'in kölesi olurlar. Ama o dönemde de sevilen bir adam. Ümeyye bin Halef'in değer verdiği, güvendiği bir genç. Derler ki Ümeyye ticaret kervanlarını yola çıkarttığında kendisine o kadar güvenirdi ki yanına herhangi bir adam vermezdi. Tek gönderirdi Bilal'i. İşte o yolculuklar esnasında kimle tanışıyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh davetçilerin piriyle tanışıyor. Allahu Ekber. Kalplere böyle ellerini sokan adamla tanışıyor. İnsanların zihinlerini allak bullak eden adamla tanışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dostuyla tanışıyor. İşte Bilal radıyallahu anh böyle bir yolculuktan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle İslam'la tanışıyor. İşte serüven bundan sonra başlıyor gençler. Ne oluyor peki? Ümeyye bin Halef başta olmak üzere müşriklerin liderleri çıldırıyorlar. Nasıl olur da diyorlar Muhammed'in yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizle büyüttüğümüz, yanımızda itibar verdiğimiz, yani tabir yerindeyse tamam itibar verdik ama o kadar da kıymeti olmayan Bilal gibi adamlar onun dinine tabi olurlar. Yediremiyorlar kendilerine. Ne yapıyorlar peki? Affedersiniz çırılçıplak soyup kor ateşlerin üzerine koyuyorlar onu. Derisini yakıyorlar. Sonra çölün en sıcak vaktinde sıcak taşların üzerine yatırıp birkaç kişinin taşımakta güçlük çektiği kayaları onun göğsüne koyuyorlar. Yetmiyor. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz gençler? Boynuna bir ip bağlıyorlar. Mekke'nin sokaklarında çocukların ellerinde dolaştırılıyor. Kimisi tükürüyor, kimisi eline aldığı taşı fırlatıyor, kimi hakaret ediyor, kimi küfür ediyor. Tek istekleri var. Bilal ve Bilal gibilerinin Allah'ı ve Resulünü terk edip tekrar eski dinlerine geri dönmeleri. Lata ve Uzza'ya secde etmeleri. Sadece onu istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bilal'e bu şekilde her yaklaştıklarında Bilal'den aldıkları tek cevap Allahu Ekber sedası oluyor. Bilal'e uyguladıkları her işkencenin sonunda Bilal onların yüzüne Ehad Allah'tır sözünü haykırıyor elhamdülillah. Bir kaya gibi elhamdülillah. Tıpkı elhamdülillah bugünün Bilalleri gibi. Gazze'deki Bilaller gibi elhamdülillah. Şam'daki Bilaller gibi. Afganistan'daki Bilaller gibi. Irak'taki Bilaller gibi. Çeçenistan'daki Bilaller gibi. Bosna'daki Bilaller gibi. Ne yaparsanız yapın. Soykırımın ağababasını da yapsanız. Latınızı da, Uzza'nızı da, Menat'ınızı da. Hiçbir şeyinizi kabul etmiyoruz. Varsa Allah'tır. Elhamdülillah diyenler gibi. Müşrikler kuduruyorlar. Ya nasıl bir direnç bu? Nasıl bir samimiyet? Tabir yerindeyse yapmış olduğumuz uygulamalara develer dayanmaz. Filler sabredemez. Nasıl bir şecaat sahibisiniz siz? Bir tanesi Bilal'e yaklaşıyor. Diyor ki Bilal diyor. Senden diyor sadece bir cümle duymak istiyoruz. Lat'ı ve Uzza'yı ilah olarak kabul ediyorum de seni diyor serbest bırakacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Bitecek diyor her şey. Bilal ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sizin söylediğiniz sözleri diyor ben telaffuz edemiyorum. Benim dilim dönmüyor Lat'a. Benim dilim dönmüyor Uzza'ya. Allah'tan başka ilah sözüne asla dilim dönmüyor. Telaffuz edemiyorum. Konuşamıyorum. Ben bir Habeşiyim. Allahu Ekber. Ne yapacaksınız bu adama? Kızgın kuyuların, yağların içerisine de atsanız vallahi de Allah'tan başka ilah kabul etmeyeceğim diyen Şamlı gençler gibi. Toprakların içerisine diri diri gömseniz de Allah'tan başka ilahı kabul etmeyeceğim diyen kadınlar gibi. Irzlarımızı kirletseniz de, küveze varan çocuklarımızı öldürseniz de, yiğitlerimizi ellerimizden dalsanız
ne Lat'ınızı, ne Uzza'nızı, ne demokrasinizi, ne laikliğinizi, ne sosyalizminizi, ne komünizminizi asla kabul etmiyoruz. Elhamdülillah diyenler gibi. O kardeşler bu derece ayakta durdukları müddetçe müşrikler, zalimler vallahi dayanamayacaklar. Artık Ümeyye bin Halef Bilal'e yaptığı işkenceden yoruluyor. Bakın dikkat edin, yoruluyor. Kenara çekiliyor. Diyor ki Bilal diyor, sanma ki diyor bundan vazgeçtim diyor. Sanma ki diyor vazgeçtim. Sadece dinleneceğim diyor. Ömer'in mümin bir kadına dediği gibi, sanma diyor vazgeçtim diyor. Sadece dinleniyorum, mola veriyorum diyor. Sana diyor Lat ve Uzza'yı kabul etmeyeceğini diyor, nasıl pişman edeceğim diyor seni. Yüzüne bakıyor Bilal. Diyor ki ehad diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber diyor, başka bir ses söylemiyor. Yani siyer kitaplarında güzel bir ifade geçiyor. Zorbalarla, işkenceyle alay eden adam diyorlar Bilal için, elhamdülillah. Artık Umeyye bin Halef tabirlerindeyse tezgahı tam kapatacak. Ebu Bekir radıyallahu anh çıkıyor. Bakın bu mesele tam 5 yıl sürüyor Müslümanları. Bir gün değil, 5 gün değil, 5 ay değil, 5 yıl sürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sinesi sizce buna dayandı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizce bunu hoş mu karşıladı? Asla. Yüreği yanıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ebu Bekir radıyallahu anh oradan geçerken Ümeyye bin Halef'e döndü. Dedi ki ey Ümeyye yeter dedi artık. Bakın satmıyorlar, vermiyorlar. Yeter dedi artık. Hani tabiri yerindeyse bıkmadın mı? Ben diyor bu adamı diyor satın almak istiyorum diyor. Bunu bana sat diyor. Ümeyye'nin zaten canına. Yani satayım da kurtulayım. Bu direnişe asla dayanamıyor. Vallahi ümmetin direnişine de bu küfür dayanamayacak. Pes edecek direnişlerinden dolayı elhamdülillah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a dönüyor diyor ki tamam diyor ben diyor sana diyor bunu 7 ukiyeye veriyorum diyor. 7 ukiye altın o zaman değerli 96 dirhem gümüş para ediyormuş. Tamam diyor Hazreti Ebu Bekir sana diyor 7 ukiye altın. Böyle tabirinde ise pişmiş kelleci esnaflar olur ya. Hani karşı tarafı aldattığında arkadaşlarının yanına döndüğünde gördün mü enayi nasıl kandırdık diyen esnaflar vardır ya. Tam böyle oturacak gördün mü ya. Ebu Bekir benden bunu bir ukiyeye isteseydi diyor verecektim diyor. Enayi tabir yerinde ise gitti bunu 7 ukiyeye aldı. Deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dönüyor ona diyor ki vallahi diyor ey Umeyye değil diyor 7 ukiyeye. Sen diyor onu bana diyor 100 ukiyeye diyor satsaydım ben yine alacaktım diyor. Allah'a bakıver. Ne bahsediyorsun sen? Ondan dolayı Ömer bin Hattab gibi bir adam ne demiş? Ebu Bekir demiş bizim efendimizdir. Efendimizi de azat etmiştir. Allah'a bakıver. Neden bahsediyorsun sen Umeyye? Neden bahsediyorsun sen İsrail? Neyden bahsediyorsun Amerika? Bağdat'ın sokaklarındaki mümin bir erkeğin şerefi tapınıza yeter vallahi bizim nazarımızda. Suriye'nin içerisinde izzetiyle, şerefiyle Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir kadın kör de olsa, topal da olsa, aksak da olsa vallahi topunuza bedeldir. Altınlarınızdan daha değerlidir. Elmaslarınızdan daha değerlidir. Topraklarınızdan daha kıymetlidir yemin ediyorum. Müminlerin nazarında. Bu kadar basit. Sen diyor ne yedi ukiyesi? 100 ukiyeye diyor satsaydın diyor ben yine alırdım. Allahu Ekber, elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mutlu oluyor ki ey diyor Ebu Bekir diyor bunu diyor beni ortak yap diyor ya. Ben diyor buna ortak olmak istiyorum. Yani kaç para verdin? 7 ukiye mi? 3,5 benden 3,5 senden olsun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor yok ya Resulullah diyor ben diyor onu azat ettim diyor subhanallah. Ben onu serbest bıraktım elhamdülillah. Allah Azze ve Celle İçimizden öyle Ömerler çıkarsın ki, içimizden öyle güçlü insanlar çıkarsın ki, ümmeti Muhammed'in bu kötü gidişine inşallah bir son versinler. Ve hatırlatıyoruz, insanın imkanlarının olmadığı zamanlar vardır. Değil bir mazlumu kurtarmak, bir su bile veremezsin. Ama ne olur unutmayın, böyle zamanlarda dahi biz zalimi asla alkışlayamayız. Asla zalimi dost bilemeyiz. O günde, bugün de bizim en habis dostumuz, düşmanımız onlardır. Ama ne olur unutmayın, gücümüz yerinde
imkanlarımız mevcut olduğunda mazlumun sesine sağır, kör olmak da çok acı bir durumdur. Allah Azze ve Celle böyle bir durumdan bizi muhafaza eylesin. Özellikle kardeşlerimizin canlarına, mallarına, namuslarına, mukaddesatına bu derece el uzatılırken, aşağılık ve pervasız bir şekilde onlara saldırılırken kayıtsız kalmak herhalde büyük bir hesabın semeresi olacaktır ki Allah bizi bu durumdan muhafaza buyursun kardeşler. Evet, Ebu Bekir radıyallahu an Bilal radıyallahu anh'ı azat ettiğinde artık takriben 8 yıla yakın, 5 yani 7 veya 8 yıla yakın bir fiil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinden ayrılmıyorum. Bir karış dahi Peygamber aleyhisselama gölge oluyor. Peygamber aleyhisselama asa oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyacı neyse daha dillendirmeden kapısında Bilal radıyallahu anh onu karşılıyor. Tam bir teslimiyet. Tam bir teslimiyet. Sonra hızlı geçeceğim, bildiğiniz kıssalara hiç değinmeyeceğim. Peki sonra peygamber sizce vefasız mıdır gençler? Yapılan hayrın, yapılan iyiliklerin karşılığını unutan bir adam mıdır? Vallahi benim peygamberim öyle değil. Her şeyi söyleyin. Siz söylemeyin de. Hani bu hadis inkarcılar vardı ya. Sünneti hafife alanlar var ya. Peygamberin ahde vefasına asla dokunmasınlar. Çok garip biri. Niye? Ben size örnek vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla bir araya geldiğinde namaz için nasıl bir davet yapalım? Kimisi çan dedi, kimisi şarkı dedi, bir şey dediler. Allah Resulü kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd, Ömer bin Hattab radıyallahu anhum, Allah ikisinden de razı olsun. Rüyalarında ne gördüler? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Duydular mı bu sözleri? Allah Resulüne gittiler mi? Resulullah aleyhisselam dedi mi bizim şiarımız budur? Kime dedi şimdi kalk dedi ezan oku? Bilal'e dedi değil mi? Siyer kitaplarında geçen ifade. Bilal'in sesi güzel değil. Yanık bir sesi yok. Orada Abdullah İbni Mektum var. Tok ses değil mi abi? Böyle Allahu Akbar dediği zaman cihat meydanlarında kaleler sarsılırmış. Sahabe onu sadece tekbir getirmek için cihat meydanlarına götürürmüş. Allah Resulü diyemez miydi? Kalk Abdullah sen oku. Kap sen oku. Kap bin Malik'ten bahsediyorum. Ey kap kalk sen oku. Diyemez miydi? Şairiydi. Size soruyorum şimdi. Niye dedi? Kalk dedi Bilal sen ezan oku. Niye? Rüyanın sahiplerine söyletemez miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalk dedi Bilal. Sen dedi bu sözleri Mekke'de yaşadın dedi. Sen dedi bunun tefsirini yaptın ümmeti Muhammed'e. Allahu Akbar nidalarıyla, ehad nidalarıyla kafirlerin kalbine korku saldın. Ümmete güven oldun, güven. Kalk dedi bu senin hakkındır. Sen dedi Allah'ı böyle zikredeceksin. Mekke'de olduğu gibi. Çıktı Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nidalarıyla bu sefer Medine'ye seslendi. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir şeref değil mi şimdi? Ve size tekrar hatırlatayım. Hani dedik ya peygamberin sakın vefasına dokunmayın. Bedir Harbi başlamadan önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i çağırdı. Dedi ki ey Bilal dedi. Git dedi mücahitlere seslen dedi. Bedir'in ne diyorsunuz ona? Parolası mı? Bedir'in dedi parolası ehattır dedi Allahu Ekber. Niye sizce? Bilal iliklerine kadar o ehada iman etti elhamdülillah. İliklerine kadar iman etti. Git dedi mücahitlere söyle. Onların dedi tek parolası ehad diye bağıracaklar. Vallahi de billahi de kardeşler. Yine siyer kitaplarında geçiyor. Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef Allah rezil etti onu. Rezil rüsva etti elhamdülillah. Allah Azza ve Celle bu ümmetin içerisinde ve bu ümmetin dışındaki Ümeyye'leri de rezil rüsva etsin. Aşağılık bir duruma düşürsün. Bakın Bedir'e gitmek istemiyor. Bakın Ümeyye bin Halef Bedir'e gitmek istemiyor. Müşriklerin ağababalarından bazıları diyor ki bu Ebu Cehil'di.
Bazıları diyor ki hayır diyor başkasıydı. Bir tane adam geldi kadınların sürdüğü bir kokuyu Ümeyye'nin önüne koydu. Dedi ki al Ümeyye dedi biraz kokulan dedi. Yani kadınlar gibi sen de koku sür etek giy tabir yerindeyse bizim halk arasında. Kadınlarla beraber otur biz dedi Bedir'e savaşmaya gidiyoruz deyince adam böyle bir galyana geldi. Kalktı Bedir'e yürüdü. Aynı adam Mekke tarihinde zayıf olan müminlere işkence yaptırtan adamlardan biri diyorlar Ümeyye'nin. Bakın Ümeyye'nin akıl adamlarından biri için söylüyorlar. Bu Ebu Cehil olsun. Bu falancalar olsun hiç önemi var mı? Aynı adam bu sefer Bilallerin elinde kılıçlarında öldürülmek için Ümeyye'yi gönderiyor. Savaş bitiyor. Ümeyye bin Halef oğluyla beraber bir kenarda böyle sıkışmışlar, korkuyorlar. Abdurrahman İbni Avf'ı görüyor. Diyor ki ey ilahın diyor kulu. Abdurrahman İbni Avf diyor ki bana diyor böyle diyor Mekke'de diyor seslenirler diyor. Kim bu diyor. Bir baktım diyor Ümeyye bin Halef. Geldi bana dedi ki ilahın kulu. Dedi ki sen dedi böyle semirmiş develeri istemez misin dedi ya. Yani sana ben develer vereyim. Sana tabir yerindeyse ganimetler vereyim. Benim oğlumu buradan sal deyince Abdurrahman İbni Avf dedi ki siz benim dedi esirimsiniz. Beraber dedi gidiyoruz. O sıra tam yolda karşı karşıya Bilal'le geliyorlar. Subhanallah. Şimdi sahneye bakın Allah için size soruyorum. 5 yıl boyunca sizi ezen bir adamla karşı karşıya geldiğinizi ne olur bir hayal edin. 5 yıl boyunca en ağır işkenceleri size yapan. Belki dayak yedi çok gocuna gitmedi. Kayalara kondu belki hiç umursamadı da. Şimdi soruyorum ya böyle iple bağladılar sizi. Şu Bayrampaşa'nın sokaklarında dolaştırıyorlar. Affedersiniz bir hayvan gibi. Kimisi tükürüyor, kimisi yukarıdan ellerindeki çer çöpü alıyor size atıyorlar. Allah için sana soruyorum be genç. Ağrına gitmez mi? Ya dersin ki kafama sık ama bana bunu yapma. Demez misiniz? 5 yıl boyunca çocukların elinde oyuncak haline geliyorsunuz. 5 yıl sonra, diyelim 10 yıl sonra o adamla karşı karşıyasınız. Ne yaparsınız? Ne yaparsın Allah için söyleriz. Oo dedi Bilal, Allah'ın düşmanı dedi. Gel bakalım dedi ya. Gel dedi. Abdurrahman İbn Avf hemen araya girdi. Dedi ki ey Bilal dedi sakın ha dedi. Sakın dedi o benim esirimdir. Asla dedi ona dokunma dedi. Bilal döndü. Dedi o hayatta kaldığı müddetçe dedi yaşamak bana haramdır. O hayatta olacak. Ben dedi onunla beraber yaşayacağım ha. Medine sokaklarında onunla aynı nefesi alacağım. Esaret bile olsa onda. Hapislerde de yatsa. Ben dedi aynı dünyayı dedi yaşamak istemiyorum. Bugün güç benim elimde varken bitti dedi. Ama baktı ki Abdurrahman İbn Avf da kararlı. Bilal bu sefer uyanıklık yapıyor. Diyor ki ey diyor Müslümanlar koşun diyor Ümeyye bin Halef burada. Kim koşuyor? Ammar koşuyor Ammar. Annesine varıncaya kadar şehit edilen genç. Ya anneniz dövülecek, anneniz hakarete uğrayacak. Efendim ne yapalım bu da maslahat gereği şu an elimizde esir olsun. Olur mu ya? Olur mu? Hemen Müslümanlar atılıyorlar. Bilal radıyallahu anh Ümeyye'nin kafasını alıyor. Ammar da bir rivayete göre oğlunun kellesini alıyor. Sonra Bilal dayanamıyor ama yine bakın iman ayrı bir şey ha. Öldürdük elhamdülillah. Bu saatten sonra demiyor korkuyor. Allah Resulü aleyhisselama gidiyor. Acaba yanlış bir şey mi yaptık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini müjdeleyince sevinmeye başlıyor. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun kardeşler. Onlar böyle adamlardı. Bir an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi terk etmedi. Bir ana. Yani şöyle düşünün abartmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ibrik mi lazım Bilal orada. Peygamber aleyhisselam tuvaletini hacetini mi giderecek Bilal orada örtü. Böyle bir adam düşünün. Ve böyle bir adama şimdi deyin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadi şimdi siz söyleyin. Diyorlar ki ey Bilal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti dedi ezan oku. Bilal kabul etmedi dedi olmaz dedi. Allah Resulü'nün olmadığı bir dünyada ben dedi ezan okuyamam. Israr ettiler dediler ki okuyacaksın. Bilal çıktı Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden
sözlerini söyleyemedi. Bilal radıyallahu anh yere düştü. Ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyor. Bütün Medine ağlıyor. Yani sadece Bilal değil, herkes ağlıyor. Kalktı, ezanı güçlükle bitirdi. Sonra müminlerin tabirindeyse emiri Ebu Bekir radıyallahu anh'ı başa koyduklarında ona geldi. Dedi ki, ya Ebu Bekir, bakın şu sözlere ne olur dikkat edin. O gün dedi, kendi nefsin için dedi beni satın alıp azat ettiysen yanında durayım dedi. Yani beni almanın kastı kendin içinse, bugünler için beni satın aldıysan ben dedi senin yanında kalayım dedi, hizmetine devam edeyim. Yok dedi, beni Allah için aldıysan ya beni dedi azat et. Hani tabirindeyse peygamberden sonra bir yaşam çok zor. Ve ben peygamber aleyhisselamdan işittim ki Allah yolunda cihat çok önemli. Bırak dedi Şam'a gideyim. Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlıyor. İki rivayet var. Birincisinde ona dönüyor diyor ki ya Bilal diyor yaşlandım diyor. Bana diyor kim ezan okuyacak diyor Subhanallah. Benim bulunduğum beldede diyor kim ezan okuyacak? Kim bana yardımcı olacak? Yani Resulullah aleyhisselama koşturduğun gibi bana da diyor hizmet etmek istemez misin? Bir rivayette Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edene kadar onunla beraber durmuş. Bir rivayette de Şam'a gittiği söyleniyor. Nefsimin tercihi birinci görüştür. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ediyor. Sıra Hazreti Ömer dönemine geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a geliyor. Diyor ki ey müminlerin emiri beni diyor azat et. Bırak diyor ben diyor Allah yolunda cihada çıkayım. Olmaz diyor. Yanımda diyor duracaksın. Yani Hazreti Ebu Bekir öyle yumuşaktır. Kolay geçiş yaparsın da Hazreti Ömer'den o geçiti alamazsın. Oturacaksın diyor burada. İki rivayet var yine kabul ettiğim birinci görüştür. Hazreti Ebu Bekir'in yanında duruyor. Nereye kadar? Müslümanlar Şam'ı fethediyorlar. Bakın şimdi dikkat edin. Şam'ı fethediyorlar. Şam'ı fethedince Hazreti Ömer kendisine dönüyor Salih abi diyor ki ya Bilal diyor bir ezan okusana diyor orada. Allahu Ekber. Şam'ın fethinde diyor bir ezan oku. Bilal radıyallahu anh çıkıyor Şam'da ilk ezanı okuyor. İnsanlar bakın Bilal radıyallahu anh'ı tanımadığı halde rivayette. O diyor ezan okumaya başlayınca kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes mescide koşmaya başlıyorlar. İnsanlar ağlıyorlar ama nedenini bilmiyorlar. Niye? Çünkü Bilal radıyallahu anh eşhedü enne Muhammeden sözüne geldi mi tekrar ağlamaya başlıyor. O cümleler ağzından çıkmıyor. Ve bakın size ben peygamberin bir vefasını daha hatırlatayım. Sonra da bitireyim olur mu? Hani dedik ya vefasına dokunmayalım. Şimdi size Allah için soruyorum. Mekke fethediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i çağırıyor. Diyor Bilal gel diyor. Yanında Hazreti Ali, Bilal radıyallahu anh. Nereye giriyorlar? Kabe'nin içine giriyorlar. Buhari'de geçen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de nasıl namaz kıldığıyla alakalı Bilal'den geliyor. Bakın Kabe'nin içine onu sokuyor. Sonra onun eliyle beraber putları deviriyorlar. Elhamdülillah. Put kıran Bilal. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor, çık diyor Kabe'nin üstüne Bilal diyor. Tekrar diyor ezan oku diyor. Subhanallah. Nerede okutuyor? Kabe'nin üstünde. Kime? Dün dayak yediği insanların elinde tabirinde oyuncak gibi dolaştırıldığı sokaklara okuyor. Allahu Ekber. O kadar dehşet bir şey ya. Yine kimseye okutmuyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve denir ki en sonunda da Bilal radıyallahu an Medine'ye gelir. Bununla alakalı şöyle bir rivayet geçiyor. Vefatından çok kısa bir süre önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görüyor. Diyor Bilal diyor beni diyor ziyaret etmen diyor çok uzamadı mı diyor. Subhanallah. Beni diyor ziyaret etmen diyor çok uzamadı mı? Hiç gelmedin yani tabirindesin Medine'ye. Bilal radıyallahu anh bu rüyandan etkilenerek Medine'ye gidiyor. Kimle karşılaşıyor sizce Mescid-i Nebevi'de? Hasan'la Hüseyin'le. Hasan'la Hüseyin yapışmış Bilal'e. Ne olur diyor bize tekrar diye ezan oku. Diyor ki okuyamam diyor. Ben diyor bitirdim diyor artık onu.
Yani ben artık asla ezan okumayacağım. Yani müezzin Bilal emekliye ayrıldı. Hasan ile Hüseyin çok ısrar edince, kim ısrar ediyor? Resulullah'ın torunları, Resulullah'ın en çok sevdiği kişiler. Diyorlar ki Mescid-i Nebevi'nin oraya çıktı. Bilal başladı. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dediler ki Bilal okuyor bu. Bilal ezan okuyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk sanki Peygamber aleyhissalatu vesselamın namaz kıldıracağını hissedircesine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki kapıdan çıkacak da safları düzeltecekmiş gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak diyecek ki ey Müslümanlar omuzlarınızı birbirinize yaklaştırın. Safları düzeltin. Kardeşlerinize merhametle yaklaşın diye seslenecek gibi koşuyorlar. Bilal radıyallahu anh tekrar eşhedü enne Muhammeden sözüne gelmeye başladığında başlıyor ağlamaya. Bütün Medine ağlıyor. Bütün Medine. Daha sonra Bilal radıyallahu anh sahabelerle beraber namaz kıldıktan sonra dönüyor. Diyor ki ben diyor bu kadar diyor. Allah Resulü'nü diyor ziyarete geldim. İzin verin diyor ben Şam'a gideceğim diyor. Allah yolunda cihad edeceğim. Rivayet odur ki Medine'den çıktıktan sonra bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığa yakalandığında hanımı anlıyor. Eyvahlar olsun diye. Bilal'i o kadar seviyor ki subhanallah. Kara kuru bir adam. Simsiyah bir adam. Habeşi bir adam. Hatta bazı rivayetlerde hocamlar daha iyi bilir ama telaffuzu da doğru değil. Hani benim gibi düşünün. Bazı harfleri yanlış söylüyor. Deniyor ki eşhedü diyemiyordu şeyleri. S diye söylüyordu. Hatta bazı sahabeler gelmişler Allah arasında şikayet etmişler. Ya Resulullah başkası okusun. Bu yanlış telaffuz ediyor. Diyor ki onun yanlış telaffuzu diyor bizim için daha hayırlıdır. Daha güzeldir. Biz onu diyor tercih ediyoruz. Yani bir hatası yok. Bir sıkıntısı yok. Hanımı öyle sevmiş ki eyvahlar olsun. Hani Bilal'imi kaybediyorum deyince sus demiş. Sus demiş. Bugün demiş Allah Resulüne ve dostlarına kavuşma günüdür. Allah'a bak. Adam o günü bekliyor. Müslüman. Adam o günü bekliyor. O günün derdi düşmüş ona. Hanımı bile teskin edemiyor. Çocukları bile teskin edemiyor. Bir de nasıl bir kadın? Hadi onu da anlatayım bitireyim size. Yemenli. Hazreti Bilal'in bir kız bir de erkek kardeşi var rivayetlere göre. İkisi de tarih sayfalarında çok anılmamıştır. Derler ki Hazreti Bilal kardeşi geliyor diyor ki abi diyor ben diyor Yemenli diyor bir aileyle diyor evlenmek istiyorum. Arapları çok seviyor kardeşi. Kendini de Araplara nispet ediyormuş. Gel demiş bunu sen iste. Tamam demiş gel ben de evleneceğim. İkimiz isteyelim. Ben olsam böyle yaparım da yüksek ihtimal siz yapmazsınız. Ya ben işte falancaların içinden gelmiş. Falanca şeyleri görmüş. Falancaların selamıyla yanınıza oturmuş. Yani az buçuk da şu kadar insanın tanıdığı, sevdiği bir adamım diye başlarım. Bilal radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ey kardeşim diyor babaya, kızların babası. Ey kardeşim diyor. Biz diyor müşriktik diyor. Biz diyor sapıktık diyor. Allah diyor bizi İslam'la diyor şereflendirdi. Allah bize İslam'ı nasip etti. Sonra diyor bizi iman ettik. Diyor ki etimiz bu tabirindeyse butumuz bu. İster kızını ver, ister verme. Verirsen diyor şükrederiz. Vermezsen diyor rızkımızı diyor başka yerde ararız deyince ev sahibinin o kadar hoşuna gidiyor ki kendisine de erkek kardeşine de kızlarını veriyor. Hatta bir rivayette de aynen şöyle geçiyor. Diyor ki bu adam da diyor çok hayırlı bir adam değildir kardeşi için. Diyor çok iyi bir adam değildir. İster diyor ver, ister diyor verme. Biz olsak lan abi ne yapıyorsun? Ne yaptın? Biz seni niye götürdük? Markan var diye götürdük. Şanın var diye götürdük. Yani şöyle desen ki ya ben ümmetin müezziniyim. O Bilal benim ha. İşittiğiniz Bilal benim dese bitti zaten. Diyor ki bu adam kötüdür diyor. Yani iyi değildir. Ev sahibi dönüyor diyor ki ey Bilal diyor senin kardeşin değil mi diyor. Varsın olsun diyor. Biz diyor kızımızı diyor verdik diyoruz. Subhanallah. Ha böyle anlayışa da sahip olmak lazım ha. Yani bir mümin, salih bir adam birine kefil olduysa da çok da inciğini, boncuğunu çok araştırmamak lazım değil mi abi?
Tabii ben erkek babası olarak söyleyeyim. Kız babaları düşünsün benim söylediğimi. Velhasıl kelam. Son cümleyi bitirelim mi? Semada hangi nam ile bilinirseniz yerde de öyle anılırsınız. Varın, Allah'ı memnun edecek, meleklerin ve sema ehlinin gıpta edeceği, salihlerin, abidlerin de muhabbetinin kayacağı amellerin sahibi olalım. Allah gecemizi mübarek etsin. Akıbetimizi hayır eylesin. Günahlarımızı affetsin. Bugün Gazze'den Şam'a kadar, Doğu Türkistan'dan Irak'a varıncaya kadar Rabbim Allah'tır diyerek eza ve eziyet gören ne kadar kardeşimiz varsa Allah Azze ve Celle onlara yardım etsin. Ümmetin bir emini olarak, ümmetin yiğit bir gençleri olarak Ebu Bekir radıyallahu anh gibi malımızla, canımızla Müslümanları savunabilmeyi, onların ırzlarını korumayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Küfre karşı bilenmeyi, küfre karşı kinlenmeyi, yeri geldiği zaman bir ok gibi onların sinelerine saplanmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve Selamun Alel Mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ve Selam.